Küçük ama önemli dokunuşları da Jesus özellikle ilk zaten ziyaretinde Samandıra'da kazanılan başarıların oyunculara sirayet etmesi adına bu değişiklikleri talep etmişti. Küçük dokunuşlar bazen çok önemli olur Taner. Yani küçük mü dokunuş yoksa aslında olması gereken mi derseniz çok yakın zaman değil, aslında yakın zaman tabii. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza attığı zaman ilk yaptığı şey tesis duvarlarını boyatmak olmuştu. Çünkü oradaki renkler bile sporcunun, insanların hayata karşı olan duruşunu, bakışını, heyecanını, bu gerçekten önemlidir renklerin. Ben bu anlamda çok kıymetli olduğunu düşünürüm. Aynı zamanda şampiyonlukların duvarlara asılması, takımların fotoğrafları, bunların yer almış olması bir çeşit motivasyon aslına bakarsanız. Jesus muhtemelen bu uygulamayı Benfica'da da, Sporting'de de, Brezilya'da da yapmış olmalı ve bunun faydasını da görmüş olmalı. Bu tabii ki çalışılmış işler. Yani Jesus gidip de bunu buraya asın derken, gece yatarken ya böyle yapayım diye değil. Mutlaka altını doldurduğu bir sebep var ve bunun bilimsel olarak da karşılığı olduğunu biliyor. Ve yine transfer gündemine de dönecek olursak Fenerbahçe'nin bir yandan orta sahaya Lincoln, Buruma takviyeleri yapıldı. Galatasaray Fenerbahçe'nin özür diliyorum Jesus'la birlikte ilk iki hamlesi Lincoln ve Buruma oldu. Şimdi yine bir orta saha hamlesinden bahsediliyor. O da Emre Mor, Selahattin Kınalı. Orta sahaya bu kadar çok takviye yapılması da Fenerbahçe taraftarına biz santrfor istiyoruz dedirtiyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Bir yandan gelenler de bakalım. Buruma, Lincoln Henrique, Samatta kiralıktan döndü. Muhammed Gümüşkaya, Lemos, Meyer, Kolkır kiralıktan dönen isimler. Ya inşallah Ali Koç, yani Fenerbahçe yönetimi diyemiyorum. Tek adam yönetimi var sonuçta. Ali Bey yönetiyor Fenerbahçe kulübünü. Öyle görünüyor yani. Belki doğrusu da olur, bilmiyorum. Jesus'la olan görüşmesinde inşallah, ya hocam bizde Serdar Dursun var, Berisha var, Samata var, Valencia var. Ya şunlarla idare etmeye bakalım dememiştir inşallah. Bu Berisha'nın, Samata'nın, Serdar Dursun'un kötü oyuncular olduğu düşüncesiyle edilmiş bir cümle değil benimki. Emre Mor hamlesi bana göre yerli oyuncular içindeki en başarılı, en sağlıklı, en önü açık ve uzun vadede en paraya dönüştürülebilir hamlesi olabilir. Çünkü benim için Emre Mor'un herkeste ne yaratıyorsa ilk ismini duyduğumuzda, işte ilk gördüğümüzde biz de Messi gibi çocuk demiştik. Çünkü belki Messi'den de çabuk. Fakat omuz yukarısındaki nahiyesi çok sağlıklı çalışmıyordu Emre'nin. Bunun da çok çeşitli nedenleri var. Çocuk 5-10 yaşlarındayken babasını hapiste görmüş bir çocuk. Yani kriminal bir aile geçmişi var. O aile geçmişini yaşamadan biz oturduğumuz koltuklardan Emre Mor'u eleştirmeyi hadsizlik olarak bile tanımlayabilirim. Öyle görüyorum ben. Sonuçta o bir çocuk şu anda da 23-24 yaşında. 10 yıldır konuştuğumuz bir çocuk hala 23-24 yaşında. Yani hala daha en olgun yaşlarına, en olgun çağına gelmemiş bence. Ya da oralarda geziniyor. Doğru bir hamle, belki onun için kariyerindeki en doğru hamle belki de Volkan Demirel oldu. Karagümrük'te, yani Süleyman Hurman'ın onu alıp Volkan Demirel'e teslim etmesi oldu. Volkan Demirel'le Karagümrük'ün yolları ayrılmış olmasına rağmen o ikilinin buluşması Emre Mor'un tekrar doğumu anlamına gelebiliyor ki geldi. Ben Volkan Hoca'nın Emre için yaptığı konuşmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Değerlendirmenin daha doğrusu. Hiçbir idmanı kaçırmadı, hiçbir sorun yaratmadı. Kulübedeyse kulübede, sahadaysa sahada ne dediysek yapmaya çalıştı. Bana göre yerli oyuncular için de alınabilecek en iyi oyuncu dedi. Ben onu Volkan'dan dinledikten sonra hatta sosyal medyada dedim niye Trabzonspor bu çocuğu düşünmez diye. Yani makul bir ücreti olur muhtemelen. Karagümrük'te büyük paralara gelmediğini biliyoruz. Karagümrük'te 600 bin euroya oynadığını biliyoruz. Yani bu adam önü de çok açık ve Türk oyuncusu. Ve bir de şu var tabii, ya spor kulüpleri başarıya o kadar endeksliyorlar kendilerini ki Ceyda, başka sorumlulukları unutuyorlar. Ya Emre Mor'u da Türk ve dünya futboluna kazandırmak kulüplerin sorumluluklarından biridir. Bunu bir kulüp yapmalı. Karagümrük yaptı fakat Emre Mor çok potansiyelli bir oyuncu.
onu bir yukarıya taşıyacak olan büyük kulüplerden biri. Şu anda en ciddi Fenerbahçe ilgileniyor. Ben Emre Mor'un orta saha oyuncusundan çok delici bir oyuncu olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağda ve solda çok iyi bir alternatif olabileceğini, birkaç maçı tek başına çevirebilecek bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Belki de Jesus elinde bir tık yukarıya da taşır kendini ki Emre'nin bir tık yukarıya taşıması kendini bu yeteneklerin. Bir tık yukarısı zaten ya İspanya Ligi ya Premier Ligi tekrar İspanya'ya dönüş ya da Premier Ligi çıkış olur. Fenerbahçe'nin bu hamlesini o anlamda çok kıymetli görüyorum. Benim Fenerbahçe üzerindeki tek endişem işte Berisha, Samata, Valencia elimizde var. Serdar Dursun var hocam. Bunu halletmeye çalışabilir miyiz? İşte ekonomik sorunlar şu bu denmemiştir umuyorum. Bir de bu kadar adam alınıyor. Lincoln'u mesela gördüm. Solaya kepçe gibi yani. Alex Solaya var onda. Oynayacak çok belli. Bütün duran toplara Fenerbahçe'de Lincoln kullanacak. Evet. Çok net. Arda ne olacak? Seyredemeyecek miyiz Arda'yı? Bence 10 dakika izleriz. Mı seyredeceğiz? Yok. 10 dakika olmaz. Yok 10 dakika da değil. Bence izleriz Selahattin abi. Belki bir yaşayalım görelim. Ben. Yok öyle bir şey mümkün olmaz. Kadroya bir baksana yapma. Keşke. Tamam Arda kabiliyetiyle zaten bu kadronun üstünde bir oyuncu olduğunu İnşallah bizim işaretlerini listin... verdi. Eğer performansını yükseltmeye devam ederse o formayı almak zor olmayacaktır Arda için ben öyle düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Arda konusunda biraz daha olumlu düşünüyorum. Süre Arda'nın alacağı konusunda süre tabii alacağı ki olumlu konusunda daha olumlu düşünüyorum. 17 yaş altında Transfermarkt verilerine göre dünyanın en iyi değerli dördüncü futbolcusu. Ömer Faruk da orada öyleydi 4 sene. Nerede Ömer Faruk? Yani tamam Ömer Faruk'la aynı değildi Arda. Bu da öyle deme Ömer Faruk'u biz şey yaptık ya ailesi, kulüp hep beraber biz medya hep birlikte çocuğu mundar ettik. Yani. Ömer Faruk İnşallah ailesi toparlar. Kopartmaya çalıştığı ile ilgili bilgi vardı. Hepimiz ortada bir cerrahim, bir suç varsa kimse o suçtan azade değildir. Nedenlerinden biri de az veya çok senle beniz. Neden abi? Arda aynı. Medya olacak. Yani. Neden abi? Yönetemedik çocuğu. Hepimiz bir anda dedik ki dünya yıldızı geliyor. Manşetler şu bu. Ya bunlar çocuk ya. İşte öyle manşetler atarsan ne oluyor? Ailesi de diyor ki aa bu dünya yıldızı bir şey. Bunu biz koparalım menajerliğini falan kendimiz. Ya da başka türlü değerlendirmeler. Hepimiz suçluyuz. Abi buradaki, İklim suçlu. Arda'yla benzer durum değil bence. Açıkçası ortada bir yetenek var. Evet. Bu yeteneği medyanın bu kadar öne çıkartması bence doğal. Bu yeteneği kaybetmemek adına koruyacak olan da Fenerbahçe Kulübü. Fenerbahçe Kulübü ne yapıp edip Ömer Faruk'un ailesini ikna edip ya da oyuncuyu bir şekilde ikna edip belki menajerine imzayı alması gerekiyordu. Medya öne çıkartır tabii ki. Ortada bir yetenek var. O yeteneği yakalamışsın, öne çıkartıyorsun. Emre Mor da ilk milli takıma seçildiğinde. Sunma biçimi çok önemli ama. Emre Mor da aynı şekilde çok öne çıkartıldı. Ömer Faruk da çıkartıldı. Çıkartılacaklardı da. Evet. Arda Güler şu anda Arda Güler'le alakalı süreci takip ediyoruz. Arda Ömer'den daha da fazla öne çıkartılan bir isim. Gerçekten de bence çok yetenekli bir oyuncu. Hiç kuşku yok. Şu anda Arda'nın açıklamalarına baktığımız zaman çok daha oturaklı. Bu altyapıyı Fenerbahçe ailesi, Kulübü ailesi çok farklı. Yerleştirmiş. Şanslı, Arda'nın şansı. Yani o yüzden ben biraz bu işi kulüplere bağlıyorum. Çünkü oyuncular aileleriyle hareket ettikleri zaman ciddi problemler yaşıyorlar. Hakan Çağlanoğlu Trabzonspor sorunu yüzünden ceza almadı mı? Evet. Ne yaptı? Babası Trabzonspor'la söz kesiyor. Vesaire gibi durumlar. Oyuncunun haberi yok. Oyuncu istemiyorum diyor. Vesaire derken ondan sonra ceza yiyor. Yine baba işi. Evet. Bu tarz konularda aileler devreye giriyor ne yazık ki. Çünkü oyuncular Ömer Faruk şu anda 18 yaşında. O olaylar yaşanırken 16 yaşındaydı. Aileler de toplumun parçası. Hepimiz biriz yani. Onun ailesi de sensin benim. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki devam edelim o zaman. Beşiktaş'la. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah beyazlı ekip sezonu açarken Vekos transferinin kısa süre içerisinde duyurulacağını söyledi. Çebi aynı zamanda 14 takım olarak bir yabancı oyuncuya daha izin verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurduklarını da ifade etti. Detayları izleyelim.